Efendim? Bu korkunç bir aşağılık kompleksi oluşmuş. Bir şekilde düşman bunu onlara aşılamış. Sen Türk değilsin, Türk'ten çok farklısın diye onlara bir önce şiddetli bir Türklere karşı aşağılık duymuş, aşılamış. Sonra bunu nefrete dönüştürmüş. Şimdi o nefret, korkuyorum ki bir aşırı Türk nefreti oluşturuyor. İki şey oluşuyor kesin. Birisi bu Türk ırkçılığı vurgusu Türk milletinin bütün unsurlarının özdeşleşmesine katkıda bulunuyor. Ama bir de Kürt nefreti oluşuyor. Kürt olmayanlar da, Türk ırkçısı olmayanlar da bir Kürt nefreti oluşturuyor. Tehlike budur. Bir ülke, Türk milleti daha korkunç düşmanlarla karşı karşıya bulunduğu çağlarda bile sonsuza kadar devletsiz kalmak. Bu devletsizlik hali uzunca sürmeyecektir. Yani naylon kahramanlara bel bağlayıp onların kendisini kurtaracağını zanneden kitlelerden kendi işini kendi görmeye azmeden millet kıvamına er geç gelecek. Bundan zerre kadar kuşkum yok. Ama sonuçta bir tek risk var. Mesele karakolluk. Olur da bizim elimiz istediğimizden fazla mazarata yol açabilir, bize de zarar verebilir. Onları helak edebilir. Bundan bir Türk olarak değil, bir insan olarak korkuyorum ve böyle bir akibete uğramaktan da uğramış olursa feci şekilde utanacağım için ürperiyorum. Bizim hiçbir dönemimizde, tarihimizde hiçbir dönemde soykırım sabıkası yoktur. Bize sanki böyle bir sabıka yaşatmak için ancak buna yarayacak bir oyun oynanmaktadır. Küresel güçlerle de desteklenen bu oyun başarıya ulaşamayacak. Bundan şüphem yok. Yani elimizden kaza çıkabilir sadece. Başka bir şey yok. Bütün gaflete, delalete rağmen. Evet. Yani yer kayadan bir şey aparamaz mı diyorsunuz? Efendim? Yer kayadan bir şey aparamaz mı bütün bunlara rağmen? Asla aparamaz. Neden aparamaz? Şundan dolayı aparamaz. Ben hep söylüyorum. Arkadaş, bu ülkenin en fazla devlet tecrübesi görmüş adamı kimdir diye sorsanız hepinizin söyleyeceği bir adam var. Bir zat var. Derin devlet var mı yok mu diye konuşurken şöyle bir laf etmişti, hatırlarsın. Devlet zaafa düştüğü zaman derin devlet devreye girer. Düşünün, bir milletin, bir ülkenin en fazla devlet tecrübesine sahip insanı devleti ve derin devleti bu kadar yanlış anlıyorsa orada dibe vurulmuştur. Oradan aşağısı yoktur. Türkiye'nin şu günden aşağı bir yeri yoktur. Çünkü bir derin devlet, devlete zaafa düştüğü zaman ortaya çıkar. Bu çok abes bir an. Kuvayi Milliye ruhuyla, karakteriyle derin devleti karıştıracak kadar cahil mi, kasıtlı mı anlamak mümkün değil. Ama devrin de başta söylediğim gibi devlet idraki bu toplumda neredeyse göçmüş. O yüzden dibe vurmuşuz. Genlerimizdeki bu birikimi yeniden hizmete çıkaracağımızdan hiç kuşkum yok. Neden? Çünkü gençlerle olduğum zaman açlığını hissettikleri bu devletsizliğin devam edemeyeceğini görüyorum. İnsanoğlunun yaşaması için hava, su ve devlet. Buna sahip olur. Mozaikte, şurada bitiriyorum. Mozaikte, efendim, çiçekte, şerbette bu laflar sadece sahibinin sabıkası olarak kalacaklardır. Allah'ın izniyle bu fitne el hayru fîmâ vaka. Vakı olan da hayır var. Bu fitne bizi çelikleştiriyor.
Ben bunu hissediyorum, görüyorum. Belki sezgi. Hiçbir bilimsel dayanağı yok hepsinin ama ben 10 yıl sonrasının çok daha güçlü, Türkiye'sinin çok daha güçlü milletini şimdiden görüyorum. Yaşayarak görmesem de gam değil. Derin devlet sermaye diyorsunuz bu kitabınızda, yazısına evet. Yapan mülakatta. Evet. Nedir o Sayın Mete? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında. Birileri küresel güç diyor. Hepsi için bir şey var da anlamaya çalışıyoruz. Başta söyledim ya. Bakın sermaye, Türkiye'deki sermayeyi, büyük belli başlı sermayeyi epeydir takip ediyorum. Hani derler ya, her dönemin adamı. Güçlü sermayeler her dönemin sermayesidir. Her iktidarda işleri gider. Her iktidarın ilk defa memnun etmek istediği insanlar o tepedeki sermaye çevirilerdir. Önce ona borç öderler, diyet ederler. İktidarlar onların nezdinde meşruiyet kazanmayı her şeyden öne alırlar. Öyleyse esas, yani derin devlet olmadığı için derin devletin yerine geçen o da bence sermayedir. Yerli sermaye yoktur ciddi anlamda. Yerli sermayenin büyük babaları küresel sermayenin Türkiye şubeleridir. Yani herhalde bunu çok fazla açmamı istiyorsanız konuşurum bu üzerine ama Türkiye'de para ile açılmayan kapı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Derin devlet öyle bir yapıdır ki o, hani demin söylediğim gibi, nefsi olduğu için kişi kendi kendisine zarar veremez. Onun günah işleri olur, karanlık işleri olur. Bütün onlar yine de egonun hayatiyetini, benliğin hayatiyetini sürdürmek içindir. O insanı parayla alamazsınız, o insanı şehvetle satın alamazsınız, onun için ikballe satın alamazsınız. O millet insanıdır. Derin devletin elemanı kendi kariyeri için yaşıyor olamaz. Sorun şuradadır. Daima gerçek derin devletler de dejener olur. Daima. Niye? Çünkü sonsuz bir yetkidir derin devlet yetkisi. Sonsuz bir yetki. Dolayısıyla insanoğlu sonsuz yetkiyi her zaman suistimal edebilecek bir yapıdadır. Bizatihi nefis de olsa nefsin kendine zulmedişi gibi o kendine zulmedebilir de. Bu risk hep vardır. Her zaman en hakiki derin devlette kirlenebilir. Aşırıya kaçabilir. Beka derdine düştüğü yapının bekasına zarar verecek cürümler dahi işleyebilir. Onun denetimi kimde olmalıdır? Derin devletin denetimi tarihe karşı ülkenin siyasi sorumluluğunun hesabını verecek olan kişilerin elinde olmalıdır. Bu nedir? Mesela bu İngiltere için çok parlak duruyor bu iş. Pek kaosa sebep olmuyor. Pek çok başarısızlıklar yaşamıştır İngiliz gizli servisi. Ama İngilizlerin çıkarlarını nihai tahlilde, her türlü menfaatin üzerinde sorgulayabilecek bir denetim mekanizması vardır. O da nedir? Saraydır, hanedandır. Bütün kirliliğine, kirli üyelerine rağmen İngiliz varlığının bekası için derin devletin olabilecek İngiliz kültürü içerisinde söyleyelim, olabilecek en makul, en muhafazakar denetçisi bir vardır. Şimdi biz tabii bunları biraz soyut konuşuyoruz şundan dolayı. Ne devlet var, ne derin devlet var. Biz olması gerekeni tarif anlamında bunları söylüyoruz. Gençler bunu yapacaklar. Fili tarif ediyoruz. Bunlar, bu gençler ne yapacaklar? Bu şurada gördüğümüz gençler bunları oluşturacaklar. Kuvayi Milliye duygusunu karıştırmayalım derin devletle. Kuvayi Milliye duygusu
tarihte, belki de sadece Türk milletinde var olan bir duygudur, bir bilinçtir. Ne zaman helak olma aşamasına gelirse, bir başka yerden filiz vermeyi sağlayan budur. Halbuki derinde de Kuvayi Milliye duygusunun devreye girmesine ihtiyaç bırakmama mekanizmasıdır. Evet. Yani Kuvayi Milliye'ye muhtaç olmama sistemidir. Biz bugün Kuvayi Milliye'ye muhtaçız. Ve bu Kuvayi Milliye bu sefer inşallah sağlıklı bir devlet ve devlet oluşturacaktır. Peki, teşekkür ederim. Sayın Bey. Evet, siz ne diyorsunuz? Sizin makalelerinizde bu kimlik meselesiyle ilgili enteresan şeyler vardı. Ama orada bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Elbistanlıyım. Elbistan'da Türkler var, Çerkez var, muhtemelen her yerde olduğu gibi ama yoğunlukta. Şimdiye kadar bunların hiç Kürtlüğü, Çerkezlüğü, Çerkezlüğü hiç böyle meselesi olmadı. Aksine de buradaki insanların tamamına yakını MHP'li ve AK Partili. Hiçbir tane de ben Kürtçüyüm, ben şuncuyum, buncuyum diye bir kimseye de şimdiye kadar hiç rastlamadım ben. Malatya'da da yok bu. Elazığ'da da yok bu. Katiyen böyle bir mesele yok. Hiç talep edenler yok, isteyen yok, söyleyen yok. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin bir yerlerindeki birkaç etnikçinin dışında bunları talep eden, söyleyen, isteyen var mı? Nereden? Yani bundan iki ay önce Diyarbakır'a gidildi Kürt sorunu ve bu sözle sanki meselenin halledeceği düşünüldü ve ondan sonra Şemdinli'ye sanki kurgu gibi gidildi. Bu söylemle beraber bu meselenin halli gibi bir şey düşünüldü ve kimlik işi ortaya atıldı. Siz ne diyorsunuz? Kimlik işiyle ilgili söyleyeceklerimi isterseniz ikinci bölümü alayım. Evet. İki bölümde, birinci bölümde de bu derin devlete dair. Bölüm yok, bölüm yok. İstediğiniz tamam. Gibi. Ha. Atış serbest, konuşma serbest, müdahale serbest. Yani atmayalım da mümkün. Yok, Mert, yani hayır. Yani konuşmak manasında. Evet. Bir konudan, nokta atış demek. Nokta atış, evet. Ya da konudan konuya atlayalım. Atış yapmayı bilen iyi söylüyor. Şimdi, derin devletin hakikaten bir tarifini yapmak lazım. Derin devletten kastımız nedir? Şimdi Türkiye'de derin devletle kafayı yemiş bir takım entelektüeller var. Her türlü pisliğin, kötülüğün, yaramazlığın bir derin devlet tarafından organize edildiği, bilinçli bir şekilde yapıldığı, icra edildiği yazılıyor ve söyleniyor. Şimdi derin devlet aslında Ömer Lütfü Bey çok güzel koydu onu. Yani bir insanın ya da milletin, devletin beka duygusuyla yok olmama insiyakiyle oluşturduğu bir davranış biçimi, devlet açısından düşünürsek de bunu bir kurumsal yapı diye düşünmek lazım. Şimdi buna yakın zamanda en güzel örnek de Vladimir Putin olabilir. Şimdi Rusya'da, Rus geleneğinde hakikaten bir derin devlet vardır. Derin devlet KGB üzerinden örgütlenir. Ama KGB bir istihbarat örgütü değildir Rusya'da. Sadece bu istihbarat örgütü değildir. Aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. KGB bir güvenlik teşkilatıdır. Yani tam tercümesi de tehlikesizlik kurumu falan anlamına geliyor. O yüzden bizim Türk Cumhuriyetlerinde adını Milli Tehlikesizlik Teşkilatı diye tercüme ediyorlar. Yani şimdi yani topluma, millete bir tehlike gelmesini önceden engelleyen, ön alan bir kurum. Bir güvenlik kurumu. Mesela sınırların 500 kilometre içindeki askeri birliklerin hepsinin komutanı doğrudan KGB'dir. Yani istihbarat örgütü değil sıradan. Hem istihbarat, bütün iç ve dış istihbaratı yapıyor ama doğrudan ordu birliklerine emir veriyor. Sınıra gir, şunu yap, konumunu değiştir. Yani oradaki bütün şeyler, askeri birlikler ondan sorumlu. O yüzden de KGB'nin iç yapısında generaldir yükselen insanlar, tıpkı ordu içinden yükseliş gibi. O yüzden de Putin Azerbaycan'ı ziyaret ettiğinde rahmetli Haydar Aliyev'e merhaba general diye selam vermiştir. Çünkü KGB'de o onun generaliydi. Şimdi Rusya bir beka kaygısına düştü 1980'li yıllarda, 90'lı yıllarda. Önce Sovyetler Birliği dağıldı ama sonra Rusya dağılacak hale geldi. Şimdi nasıl oldu?
bir size kısaca söylersem, Türkiye'nin bugünkü durumuyla bir sürü benzerlik çıkaracaksınız. Medya patronları Rusya'da kimsenin söz geçiremediği bir grup oldular. Bunların arkalarında Amerikan sermayesi oluştu, bir kısmının doğrudan CIA ile iltisakları ortaya çıktı. Efendim, Rusya'daki mesela petrol şirketlerini paldır küldür bir takım Ruslar almaya başladılar. Ama bu Ruslar mesela Sovyet ihtilalinden önce Amerika'ya yerleşmiş, şuraya buraya yerleşmiş Rus aileler. Yahut Rusya komünistken dışarıya kaçmış, batıda güya zengin olmuş Rus aileler. Yani hep şaibeli tipler. Bir anda Rusya'nın doğalgaz ve petrol, ki Rusya'nın petrol doğalgaz yani sektörleri, ekonominin bel kemiğidir. Bu alanları ele geçirdiler. Müthiş bir yolsuzluk, inanılmaz bir hantallık. Her şey çarçur ediliyor. Rusya'nın bütün fabrikaları kapanıyor, kapanmayanlar 3 kuruşa gidiyor. Felaket bir durum. Bu arada bir Çeçen Savaşı çıktı. Çeçen Savaşı'nda Ruslar, düşünebiliyor musunuz, resmen yenildiler. 96 Savaşı'nda yenildiler. Yani böyle inanılmaz bir durum. Rusya adım adım bir çöküşe doğru gidiyor. Ve nasıl oluyor bu arada? Rusya bir federasyon biliyorsunuz ama bu federasyon etnik bir federasyon gibi görünüyor. Fakat etnik federasyon, federe cumhuriyetlerde mesela diyelim ki yani etnik nitelikli olanlarda da birçoğu Rus zaten. Yani bölgelerin, eyaletlerin birçoğu Rus. Ama Rus olmayanlarda da bakıyorsunuz Ruslar çoğunlukta. Mesela Yakutistan var ama Yakutlar çok azınlıkta, Ruslar çoğunlukta. Fakat şöyle oluyor, diyelim ki Yakutistan devlet başkanı artık Moskova'yı tanımıyor, tanımayan yasalar çıkarıyor. O da Rus, o da Rus. Sankt Petersburg'daki belediye ve oradaki özel yönetim Moskova'dan bağımsız hareket ediyor. Ve Moskova'daki merkezi anayasanın kabul etmediği kanunlar çıkartıyor. Kendisi uygulamaya koyuyor. Yani Rusya dökülüyor. Bu arada başında alkolik bir adam, Yeltsin. Böyle çoluğu, kızları filan, damatları sadece yolsuzluk peşinde. Rus orduları Çeçenler karşısında patır patır dökülüyor. Felaket bir senaryo. Şimdi burada derin devlet çıktı ortaya. Ama usulünce çıktı. Önce getirdiler Yeltsin'i, Putin'in yanına koydular. Dediler ki bu senin baş danışmanın olacak. Niye? Çünkü devlet gidiyor elde. Yani devlet giderse sen de gidersin. Yani damadın, kızının vesairenin çaldığının da bir anlamı yok. Ayrıca bu gidiş başlarsa senin nasıl gideceğini de bilirsin sen. Hani bu devletin içinden yetiştin. Şaka değil bu. Önce Putin oraya geldi. Sonra Putin orada yavaş yavaş ön plana çekildi. Ve derken Yeltsin ona bıraktı gitti görevi. Putin de 2. Çeçen Savaşı'yla, ki o tamamen de tameli bir durumdur. Yani 2. Çeçen Savaşı'nda Çeçenlere atfedilen provokasyonların neredeyse tamamının Çeçenler tarafından yapılmadığı aşağı yukarı ispat edildi. Hem Rus hem de diğer basın yayın kuruluşlarında yazıldı, çizildi. Sonuçta amaç bu gerçekleşti. Putin bir kurtarıcı olarak geldi ama kurtarıcı olarak değil, hakikaten de kurtarıcı oldu. İlk yaptığı iş bu. Bütün şeyleri, medya patronlarını, doğalgaz, petrol sektöründe bu dışarıdan destekli grupları tamamını tasfiye etti. Şimdi o medya patronlarının büyükçe bir kısmı içeride, tek tük dışarıda kaçanlar var. Onları da arattırıyor. Onların peşinde. Rusya bir anda toparladı. Gelirleri arttı, rüşvet azaldı, yolsuzluk azaldı ve yeniden Rusya cazibe merkezi oldu, IMF'yi kovdu. İhtiyacımız yok dedi. En son aldığı kredilerin taksitlerini önceden ödedi. Derhal defolun gidin bu ülkeden filan. Şimdi burada görüyorsunuz ki ciddi, gayet operasyonel, mantıklı, tereyağdan kıl çeker gibi bir derin devlet operasyonu oldu. Rusluğun bekasını sağlamak üzere, Rusluğun dağılmasını, Rus varlığının yok olmasını engellemek üzere bir derin devlet operasyonu yapıldı ve başarılı oldu. Şimdi Almanya'da mesela anayasayı koruma kuruluşu vardır. Bu anayasal bir kurumdur. Polisle, orduyla, istihbaratla, iç istihbaratla, dış istihbaratla hepsiyle birlikte çalışır. Hepsiyle hem analiz yapar hem onlara emir verir, tavsiyelerde bulunur. Ve Almanya'da bu anayasayı koruma kurumunun fark edemediği herhangi bir hadise olmaz.
Neredeyse her kimin kime Helga'nın Hans'a aşık olduğunu bile okurum bilir. Yani abartıyorum ama öyle olduğunu bile bilir. Ve şimdi mesela biz dün akşam bir şeydeydik, Fransa'da da aynı kurumlar vardır. Bir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi başsavcısı, hatta programda da açıkladığı için söylemekte bir sakınca yok. Bunlar PKK ile ilgili bir işbirliği konusunda Fransa'daki terörle mücadele başsavcısınınla çalışmaya gidiyor. Birkaç ay Paris'te çalışıyor. Onunla beraber istihbarat değerlendirme, PKK vesaire diye. Şimdi diyor ki, gittiğim zaman hayretler içerisinde kaldım diyor. PKK'nın ne olduğunu, uyuşturucunun ticaretinin nasıl yapıldığını, organizatörlerin kimler olduğunu, hepsini bütün detaylarıyla biliyorlar. Ve mesela beni uyarıyor diyor. Diyor ki, bak şu adama dikkat edin. Bu adam, bu uyuşturucu parasının bunda toplanır ve bu adam bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etrafında görev yapan bütün avukatları çok iyi bilir. Onlarla özel dostlukları vardır. O avukatlar hakimleri iyi tanır. Şimdi bilgi veriyor. Buna gösteriyor. Diyor ki, ayrıca diyor, bu adam ya da bir başka adam da onu, o da Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleriyle çok içli dışlıdır. Onlarla özel dostlukları vardır. Onları şuraya getirir, buraya götürür. Bunlardan haberiniz var mı? Diyor. Şimdi, yani bu işte devlet yapısıdır. Şimdi aslında Türkiye'de bana sorarsanız neyin ne olduğunu kurumlar bilir. Neyin ne olduğunu. Türkiye'de eksik olan iradedir. Yani bu bilgiler alınıp dosyalarına konur muhtemelen. Şimdi bir devletin kurumları eğer Sami Ofer'le Başbakan arasında Davos'ta, Uzak Doğu'da ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerin teyp kayıtlarına kadar tutabiliyorsa demek ki bir devlet var ortada, kurum var yani. Devletin kurumu var ama bütünlüğü yok. Şimdi demek ki Türkiye'deki zafiyet burada, iradede. Şimdi derin devleti böyle tanımlarsak aslında Türkiye'de derin devlet niye yok diye hayıflanmak lazım. Çünkü derin devletin görevi o tehlikesizlik dedik ya KGB örneğinde. Yani tehlikesizliği oluşturmaktır. Türk devletine, Türk milletine kastedilmesine peşinen mani olacak girişimleri yapmaktır. Ve bunları tereyağdan yağ çeker gibi, tereyağdan kıl çeker gibi yapabilmektir. Hiç kimsenin hissetmeden, izin vermeden yapabilmektir. Ve bu dünyanın bütün ülkelerinde vardır. Aklı başında bütün ülkelerinde. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bir Balkan ülkesinde görev yapan değil, orada ticaret yapan ama önemli birisi, aynı zamanda o ülkenin vatandaşlığına girmiş, oradaki Türk Sanayi ve Ticaret Odası başkanlığını yapan bir ahbabım anlattı bana. O ülkede, bu dediğim Balkan ülkesinde PKK faaliyetleri var. Ama nasıl denetlendiğini adamın bir şey örneğiyle size anlatayım. Çünkü bir gün PKK'lılar adını biliyor, bu onların kimler olduğunu biliyor. Bunu telefonla arıyorlar. Bu da oradaki iş adamlarının başkanı olduğu için bunların niye geleceğini biliyor. Ya da niye geleceğini tam bilmiyor diyelim. Çünkü şöyle oluyor. PKK'lılar bunu arıyor. Oradaki bir yayın kuruluşu adına, bir gazete adına arıyorlar. Efendim gelip sizle yarın görüşmek istiyoruz diyorlar. Ertesi gün işte bugün aranıyorsa yarın diyelim ki 11'e randevulaşılıyor. Bugün arandıktan 1,5 saat sonra istihbarat birimleri geliyor. Bu bizim İş adamına diyor ki, efendim sizi arayanlar PKK'lılardı biliyorsunuz diyor. O da diyor ki, tahmin ettim ama niye aradıklarını anlamadım diyor. Sizden haraç istemeye gelecekler diyor. Şimdi siz görüşmeyi yapın, eğer sizden haraç isterler, siz de vermeyin diyor. Ama vermezseniz, biz de size gösteririz falan derlerse, merak etmeyin, nerede görüşürseniz görüşün, biz o görüşmeyi mutlaka kaydederiz. Ondan sonra biz onlara gerekeni yaparız, siz çekinmeyin diyor. Şimdi bakın, burada bir derin devlet var işte. Devlet, yani derin devlet böyle olmalıdır, olmalıdır. Bunu yapabildiği zaman bu söylediğim Balkan ülkesi dökülüyor. Açlıktan, perişanlıktan dökülüyor. Yani, şimdi devlet böyle olur. Ve derin devlet iyi bir şeydir. Türkiye'de derin devlet maalesef yok. Zaten bu manada kurumlar arası işbirliğini
anayasal ve hukuki olarak düzenleyen bir müessese yok. Yani şimdi orduya derin devleti kastediliyor. Ordunun, devletin bütün bu tehlikesizlik ortamını oluşturabilmek için diğer birimlerine ihtiyacı var. Emniyete, emniyet istihbarata, MİT'e bilmem, bunlar üzerinde etkisi yetişiyor ki ordu. Yani emniyet istihbarata veya polise emir veremez ki. Veya ona elinde yaptığı analizi al bunu şöyle kullan, şunu yolda tertibat alın diyemez ki. Türkiye garip bir şekilde kurulmuş. Yani oysa anayasayı koruma kuruluşu şeklinde bir düzenleme lazım. Kağıt üzerinde Milli Güvenlik Kurulu aslında... Hiçbir zaman bu konuma getirilemedi. Getirilemedi. Hiçbir zaman. Çünkü emir verme etkisi yok. Bilgi toplamı. Tamam, istişari. Ha, diğer kurumların ona bilgi verme mecburiyeti de yok. Diğer kurumlar. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bu kurumsal bir ihtiyaçtır. Kurumsal, şimdi Rusya'da, Almanya'da derin devletin vazifesi bu manada bellidir, açıktır. Kanuna, anayasaya uygundur. Dolayısıyla bu derin devlet bir operasyon da yapsa, örtülü, bu operasyon anayasaya ve yasalara uygundur. Şimdi Türkiye'de herhangi bir birim örtülü operasyon yapamaz ki ya. Bunu belirleyen bir kanun manu yok ortada. Yani dolayısıyla derin devlet olamaz Türkiye'de. Zaten ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ülkede bu kadar fazla derin devlet muhabbeti yapılıyorsa, bu kadar gazeteci ve yazar derin devleti kirli işlerle itham ediyorsa ve hiçbir şey olmuyorsa demek ki derin devlet yoktur. Derin devlet olan ülkede derin devlet muhabbeti yapılamaz. Sanal olarak var işte. Kutlar var içinde. İhtiyacı gideriyoruz. Evet. Kimlikle ilgili hakkınız saklı Baki, ben Ömer Lütfü Bey'e döneyim, ondan sonra gelelim. Ve birazcık hızlı gidelim. Ömer Lütfü Bey, bu APO kim? Bize kim teslim etti? Niçin teslim etti? Ve bu adam nasıl tekrar kahraman haline geldi? Şöyle hızlı gidelim. Tabii. Spot sorularım olacak. Bu şahsın kim olduğu konusunda bu rahmetli Uğur Mumcu'nun medyaya aksiden tartışmayı anlatayım yeter. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Dedi ki, bir ismi vermeyeceğim mecburen, yaşıyor çünkü. Milletvekili de yapmış, bir eski bürokrat. Bana APO'nun MİT'te çalıştığına dair belgeyi vereceğini söyledi. Ankara'ya gittim. Boza, tamam bugün değil, yarın vereyim dedi, ertesi gün görüşemedik. Bundan birkaç gün sonra Uğur Mumcu katledildi. Şimdi ben, bana göre burada benim işim daha fazla ayrıntı aramak değil çünkü. Böyle bir ihtisas derdinde değil, böyle bir kariyer peşinde değil. Bunun filmini yapacak olsam tamam, daha hikayeyi derinlemesine öğreneyim. Var mı yoksa böyle bir senaryo hazırlayın? Bir gün olur ki. Ama burada yetiyor meseleyi kavramak için. Vaktiyle bizim bir takım birimlerimiz, bir takım kurumlarımız belki Türkiye'de karşı tarafın oynayacağı, Kürt kartı üzerinden oynayacağı oyunlarla karşılık bu oyunun içerisinde bir etken katmayı, kendince bir eleman katmayı öngördü. Fakat şu hesabı yanlış yaptı. Bana göre Türkiye'de ciddi anlamda bir kripto Müslümanlık var. Yani sadece bildiğimiz klasik anlamda Sabataycı kardeşlerimizin ikili inanç sahibi oldukları zannedilir. Bana göre bir de Hristiyan inancından dönmüş görünüp gerçekten Hristiyan inancına mensubiyetini koruyan insanlarımız vardır ve bu çarkın, devlet çarkının içerisinde bunların etki olduğu kanaatindeyim. Ben mesela bu adamın muhtemelen menşeinde şöyle bir şey görüyorum. Tehcir sırasında bazı bebekleri Ermeniler komşu Türklere ya da Kürtlere bırakmışlardır.
komşular olan Kürtya'da Türk insanları bırakmışlardır. Benim kasabamda bile böyle bir kadın vardı. Çok da iyi bir insandı. Müslüman olarak yaşadı, Müslüman olarak öldü. Herkesi zanaatını bırakıyor değil. Ama bu ülke dini anlamda hiç değilse Atatürk döneminde bir derin devlet vardı ama Atatürk'ün ölümünden sonra derin devlet mesabesini bir yapılanma kalmadığı için olsa gerek. Mesela 60'larda o meşhur barış gönüllerinin Türkiye'yi ihya etmeye geldiği günler sırasında onların bir görevi de şu idi. Muhtemelen yine o ülkenin derin devleti adına bir yandan da diasporanın hayalleri adına oluşturulmuş bir proje gereği Türkiye'de her anlamda istifa toplarken ayrıca da gidip o bebeleri bulup sen aslında Ermeniydin, filanca 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 adamın oğlusun diye bilgilendirdiler. Belki tamamına ulaşamak ama diasporanın kayıt tutabildiği, ulaşabildiği kadarıyla pek çok o tehcir sırasında Türk ailelere ya da Müslüman Kürt ailelere bırakılmış Ermeni çocukları böylece bulunup yeniden devşirildiler. Bu çete reisinin de böyle bir ailenin çocuğu olduğu konusundaki duyumların, sezgilerin çok güçlü. Bana ispatla derseniz böyle bir gücüm yok. Ama ülkenin hassas işlerini gördürecek elemanlarını seçen bir kurumun yanlış ata oynadığını, dolayısıyla bu seçilen, yani yabancı güçlerin Kürt kart üzerinden oynayacağı oyunları bozmak için seçilen figürün bizim elimizden gidip başka bir istihbarat örgütünün kucağına oturması an meselesi olmuştur. Sonra kucaktan kucağa geçmiş olabilir. Ama nihayetinde bu adam bir hal gelmiştir ki kökeni Kürt dahi olmasa Atakürt olmak kompleksiyle işi de sevmiştir, ihaleyi beğenmiştir. Bu onun artık dükkanı olmuştur. Zaman içerisinde bireysel psikolojisi itibariyle de şu anda öyle yüksek ideallerden ziyade egosunun ona yüklemiş olduğu tarihsel misyon fantazisiyle hareket ediyordur öncelikli olarak. Bu apo olmadan önce bertaraf edilmeliydi. Bizim kendisini derin zannedilerimizin hatası vesaire. Bunlar diyorsunuz kitabınızda. Yani yakalanıp müsaadeyle adını getirilmeliydi ve tabii ama bana sorarsanız bir paket halinde bunu almak dalaletten farklı, ihanet ile dalaletin ortasındaki bir kavramla ancak ifade edilir. Paket halinde bunu alırsanız birisi size binlerce kavram, binlerce farklı, binlerce makale yazabileceğiniz kadar karmaşık bir diyet dayatmış olur. Bu paketi aldığınız zaman onu size getiren, paketi getiren bir sürü diyeti laf etmesiniz dahi, bir kağıt imzalamasınız dahi sizden alır. Alan hükümetin... Aşiret olsanız bunu yapmazdınız. Yemin ediyorum yapmazdınız. Aşiret kadar haysiyetiniz olsaydı şöyle derdiniz. Ben babamın katilini, ben evladımın katilini bulur, onun cezasını veririm. Sen işe bak, götür. Değil. Sayın Mete, bu paketi teslim eden hükümetin başbakanı da açıklama yaptı değil mi? Ben bunu, de bilmiyorum niye öyle. Buna niye teslim ettiğini hala anlayamadım diyor. Başbakanlık maşallah 3 sene olmuştu ve bu paketi bize niye teslim ettiklerini hala anlayamadım diye cevap veriyorum. Evet. Peki Hasan Hoca'ya geçmeden önce bir şey diyeyim. Demek siz Yılkaya'dan bir şey aparmaz dediniz ama bugün Güneydoğu'da bir etnik devlet yaratılmak üzere bizi ateşli hadiseleri maymuna bak diye oynatıyorlar ama esas orada başka bir şey yaşanıyor. Buralar bizim olacak, boşuna kendinize ev yapmayın vesaire vesaire gibi bir takım şeyler yazıyorsunuz. 17 Kasım tarihli yazınızda. Nedir o? Şimdi bak, bir taraftan bir şey olmaz diyorsunuz yani. Gene olmayacak. Bak şöyle. Ben
tabii ki şu anki devleti yöneten insanlardan herhangi bir iyimserliğe kapılacak kadar saf olmadığını zannediyorum. Ama gözümüzün önünde bu örgüt başkalarının derin devletinin desteğiyle gerçekten devlet gibi davranıyor. İslam politikası uyguluyor ya bu örgüt. Şu beğenmediğiniz, size mütahap ettiğin, psikopat olduğundan şüphe duymadım artık. İçeride elimizde duran kişi sadece o yönetmiyor ama en azından vitrindeki lider o ve bu örgüt mesela Iğdır'ı şu anda Türkiye'nin hudutları içerisinde yani hemen hemen Türkiye'nin başındaki hudutları harç, bütün hudutlarında hudut bölgelerinde Kürtler vardır. Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Iğdır Türkiye'nin Kürt iskan edilip iskanı olmayan tek hudut bölgesidir. Ve burada 1999 seçimlerinde 1000 küsur olan o meşhur Kürt ırkçısı partinin oyu 2003 seçimlerinde 7000 olmuştur. Bir seçim dönemi içerisinde yine 700. 7 kat bir artışı sağlamak doğal bir morfolojik hareketine meydan açmanın bu ciddi bir iskan politikasıdır. Ve bunun tanıklarını dinlediğim zaman şunu anlatıyorlar. Biri geliyor, öbürü getiriyor ve gelenlere para verilmiş bir şeyler alıyorlar, yer alıyorlar. Ve gelenler yoksulluktan gelmiyorlar, şunun bunun arazisini de alıyorlar. Ve bir de geldikten sonra mesela Iğdır'da biliyorsunuz sınır ticareti var. PKK bağlantılı bir şekilde mafya faaliyetleri yürüterek sınır ticaretinden aslan payını almayı beceriyorlar. Zavallı garip bir belediye başkanı bunu biliyor, uğraşıyor, bir şeyler yapmaya beceremiyor tabii. Ne yapsın? Çünkü kolluk kuvvetleri orada merkezi idarelerinde ve merkezi idareleri Kürtçü her şeyi hoş görün diyor adeta neredeyse. Yani PKK'nın şikayeti üzerine vali değiştirdiğine göre orada da emniyet bir de şu vardır ya hani 12 Eylül'de bu laf meşhurdu. Aman anarşi çıkmasın. Anarşi çıkmasın diye anarşistin dediğini yapalım. Yani olay olmasın ne olsun? PKK'cı mafyacılar haracını alsın bütün girip çıkan, sınır ticareti yapan Iğdır üzerinden insanlar. Yani şimdi orada bir gedik var. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu hudutlar içerisinde Kürt nüfus yerleştirilmemiş, yerleşmemiş, hasbelkader bir yer var ve bu örgüt arkasındaki destekçi devletlerle birlikte herhalde iskan politikası uyguluyor. Biz ise koca azametli Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk nüfusunun azalması için bize dayatılmış olan nüfus planlaması politikaları uygulamış. Sabıkalarıyla bugünlere geldik. Ne böyle bir yapının oradaki bu operasyona dikkatini bekleyebilir miyiz? Şimdi bunları anlatıyorum diye ne olacak sonucunu söylüyorum. Tek şey korkutum, tek şey elimizi ağır vuracağız ondan korkuyoruz. Eyvallah. Peki. Hasan Hocam bu kimlik meselesiyle ilgili konuya gireceğiz. Fakat sizin esas daha da önemli, geçen günlerde yazdığınız dikkatimi çeken çok farklı şimdiye kadar ki bakılanların dışında 28 Şubat'la ilgili çok farklı tespitleriniz var. Onlar istirham edeceğim ama ondan önce geçenlerde bizim MİT Müsteşarı Kuzey Irak'a girdi, gitti. Barzani ile bir takım görüşmeler yaptı. Barzani ondan önce Amerika'ya gitti, İngiltere, İtalya, Almanya bir devlet başkanı olarak muhatap alındı. Bizim Kıbrıs
efendim başbakanımız muhatap alınmadı, o muhatap olarak alındı. Devlet reisi muamelesi gördü. Arkasından bizim MİT müsteşarımız oraya gitti. Gazetelerde haber yapıldı ve Türkiye'nin Güneydoğu'daki meseleyi Barzani ile beraber müşterek çözmeye karar verdiğini, bununla ilgili planlamalar yaptığını söyledi. Evet, siz bunları biliyorsunuz. Bunların birçoğuyla görüşüyorsunuz. Sizin bu konudaki düşünceniz ne? Ondan sonra 28 Şubat ve kimlik meselesi. Lütfen. Bu bahsedilen MİT müsteşarıyla falan bir görüşmem yok. Yok. Anadığım da söz konusu değil. Hiç yüz yüze de görmedim. Ama basında yazılanların eleştirisini yapıyorum ben. Şöyle bir şey oluyor. Basında bir kampanya başlatılıyor. Mesela şimdi bugünkü Radikal'de galiba, ya da dünkünde miydi? İşte Cumhurbaşkanı artık güya en son MGK'da demiş ki, artık bir Kürt devleti ortaya çıktı. Bu Kürt devletiyle birlikte nasıl yaşayacağımıza dair hazırlıklar yapalım filan demiş de güya müsteşarı filan da bunun için gitmiş. Bence bunun tamamı külliyenin yalandır. Asparagas. Ha, çünkü bu o zaman açıklansın yani Cumhurbaşkanı'ndan, köşkten vesaire. Evet. İşte temel sorun burada. Yani açıklansa etkisi ortadan kalkmıyor bunun. Yani açıklansa da etkisi ortadan kalkmıyor ama basın böyle. Yani bu derin devlet sızdırması değil, değil mi? Basın sızdırması. Evet. İşte derin devlet yok zaten. Evet. Dolayısıyla böyle bir sızdırmayı derin devlet yapmaz. Yaparsa doğru dürüst yapar. Dolayısıyla aynı yere geliyoruz, dönüyoruz, evet. Dolaşıyoruz. Şimdi kimlik meselesiyle ilgili belki birkaç kavramsal hususa dikkat etmek lazım. Bunlardan birincisi, bizim coğrafyamızda ve pek çok başka coğrafyada ama dünyanın her yerinde değil, kimliklerin temel unsurları dindir. Din birlikteliği üzerine yükselir kimlikler. Din birlikteliği üzerinde oluşur. Bizim coğrafyamızdaki kilit kavram budur, din birlikteliği. Bu sadece bizim Selçuklu ve Osmanlı ile inşa ettiğimiz bir husus da değil, bizim devraldığımız Bizans'ta da böyleydi. Yani Bizans'ta Hristiyan Ortodoks olanların hepsi hangi etnik kökenden olursa olsun aynı milletin unsurları sayılırdı. Ermeniler tam Hristiyan Ortodoks olmadıkları için, yani İstanbul'daki Patrikhane'nin otoritesinde olmadıkları için tam vatandaş sayılmazlardı. Sayılmadıkları için de Ermeniler biraz hor görülürdü. Hor görüldükleri için de Selçuklu Anadolu'ya doğru tazik yapmaya başlayınca Ermenilerin bir kısmı Selçuklu'yla da işbirliği yapmıştır. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Şunun için. Türkiye şu andaki Türk milleti, yani Anadolu'da, Türkiye'de ortaya çıkan Türk milleti bu din birlikteliğiyle başlamış ama bunun üzerine pek çok şey ilave etmiştir. Yani nedir ilave ettikleri? Hangi ana dili olursa olsun, hangi kökenden gelirse gelsin, bir ortak dil birliği sağlanmıştır. Bu hiç mi hiç azımsanmayacak derecede büyük bir başarıdır. İstanbul'da 1993 yılında ve 2001 yılında 15 bini aşkın her defasında denekle yapılan araştırmalarda annesi ve babası, her ikisi de Kürt kökenli olan ve Güneydoğu'dan gelen insanlar üzerinde yapılan araştırmada birinci nesil İstanbul'da doğduğunda Kürtçeden çıktığını görüyoruz. Ve Kürtçe ile, Kürtlükle ve Güneydoğu'yla millet ve kimlik manasında bir manevi bağının kalmadığını görüyoruz. Zaten hiçbir zaman da olmadığını görüyorsunuz. Bunun oranı %87. Geriye kalan %13'ün kafası karışık sorularda. Bu %13'ün İstanbul nüfusuna oranı %2 küsur ediyor. İstanbul'da HADEP ya da DEP gibi partilerin aldığı oy oranı da %2 civarında oluyor. Yani bu kafası karışık gruptan oy alıyor. Şimdi şöyle, bu din birliği üzerine milletler inşa etme sadece Türkiye'ye has bir durumda değil. Bugünkü Yunanistan nüfusunun minimum 1/4, muhtemelen 1/3 Arnavut kanından gelindendir. Ama Hristiyan Ortodoks olduğu için Arnavutlar Yunan olmuştur. Yunanlılığın liderleri olmuştur. 1821'de Mora'da
İlk Yunan isyanı başladığında bunu etnik olarak tahlil ettiğimizde Arnavut iç savaşı gibi görünür. Müslüman Arnavutlar Osmanlı'dır. Osmanlı'yı savunuyordur. Hristiyan Ortodoks Arnavutlar Yunanlılık adına isyan etmiştir. Hristiyan Ortodoks Arnavut Mora Yarımadası'nda ve Atina'da başarılı olduğu anda bütün Müslümanları etnik temizliğe tabi tutmuştur. Etnik temizliğe tabi tuttuklarının büyükçe bir bölümü de gene Müslüman Arnavut'tur. Şimdi bugün mesela Yunanistan'ın içinde soyadlarından insanların Yunan kökenli olduğunu anlarsınız. En meşhur politikacıları, Pangalosların ailesi, en meşhur sanatçıları, iş adamları, hepsi Arnavut kökenlidir. Ama şeydir, yani bu etle kemik gibi, yani adama zaten bu yüzden Yunanlılar iki tane Arnavut kelimesi kullanırlar. Kendi toplumlarının ayrılmaz parçası olarak gördükleri Arnavut için Arvanides derler. Aşağıladıkları ve Yunanistan'ın dışında yaşayan Müslüman Arnavutlar için özellikleri de Albanos derler. Albanos dediğinizde Yunan algılamasında aşağı yukarı dünyanın en, özür dileyerek söylüyorum, en aşağılık insanı manasına gelir. Katiyen. Ben bazen, benim hanım Yunan olduğu için bizim kayınvalide de bizim çocukları sevmeye geldiğinde bazen bizim kız yaramazlık ettiğinde ben şey derim kıza, şey kayınvalideye, işte mama yani bu Türk çocuğu böyle biraz isyankar bak görüyorsun falan filan, he he güler filan. Bir gün mahsus dedim ki ya biraz da Arnavut mu nedir bu dedim, ya Albanos derim ama o öbür Albanos. Kadın birden durdu filan, katiyen olamaz dedi, benim torunum Türk, Türk olur ama Arnavut katiyen olamaz Hasan dedi. Onu kafandan sil dedi, böyle bir şey olamaz dedi. Yani ama öbür Arnavut yani bak, Müslüman olmayan Arnavut. Müslüman olan. Şey pardon, Müslüman olan Arnavut. Öbürüne zaten toz kondurmuyor, o zaten Yunan. Niye? Çünkü Hristiyan Ortodoks. Yani Hristiyan Ortodoks bir insan Yunanlılığın dışında ne olur ki zaten? Dikkat edin, Yunanistan Batı Trakya Müslümanları diye tanımladığı Türkler dışında hiçbir grubu azınlık kabul etmez bu mantık. Vlahlar Hristiyan Ortodokstur, dolayısıyla Yunan'dır. Efendim Makedonlar Hristiyan Ortodokstur, Slavlar dolayısıyla Yunan'dır. Enteresandır, en köklü Yunan toplumlarından Katolik olanlar vardır. Katolikler bir derece düşük Yunanlıdır. Katolik oldukları için bir derece düşük Yunanlıdır. Küçük ceplerde yaşarlar, küçük gruplardır. Santorini adası Katoliktir. Bizim bu taraftaki adalardan tek tük Katolik nüfusa sahip olanlar vardır. Tamamı olmadan. Yani ama onlar ikinci sınıf Yunanlıdır. Hep Yunanlı olmasına rağmen. Şimdi bu din birliği üzerine Yunanistan ne inşa etmiştir? Dil birliğini getirmiştir. Milli ülkü birliği oluşmuştur. Ekonomik çıkarlarda birliktelik oluşmuştur. Politik kültür birlikteliği oluşmuştur. Bütün bunlar milleti millet yapan unsurlardır. Bizde de böyledir. Yani bu coğrafyanın şartları bunu dikte ettirmiştir. Biz bunu işimize geldiği için böyle kabul etmiyoruz bugün. Bizdeki milleti Müslüman ortak kimliği üzerine inşa edilmiştir. Dil birliği oluşmuştur. Toplumda milli ülkü birliği oluşmuştur. Ekonomik çıkar birliği oluşmuştur. Politik kültür birlikleri oluşmuştur. Şimdi biz Türkiye'nin zaaflarını fazlaca ön plana çıkaran eleştiriler yaptığımız için bunların sanki oluşmadığını filan zannediyoruz. Değil. Mesela 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a bir çıkarma yaptığında bütün Türkiye'deki askerlik şubelerinin önü gönüllü gitmek isteyen gençlerle dolmuştur. Lice'de de aynısı olmuştur. Diyarbakır'da da aynısı olmuştur. Şimdi isyankar görüntüsü veren, bize öyle yutturulmak istenen Şemdinli'de, Yüksekova'da, Hakkari'de de öyle olmuştur. Şimdi bu Türklük, unutmayalım, birinci mecliste oluşmuş. Yani nasıl oluşmuş? Bir, orada Türküyle, Kürdüyle hangi kökenden olursa olsun insanlar Kafkas kökenli, Balkan kökenli, işte Kürt kökenli, Arap kökenli vesaire, bunların hepsi kendiliğinden Türklük kimliğiyle bir milli mutabakat yapmıştır o mecliste. Ve devletin adına Türkiye demiştir. Türkiye Cumhuriyeti demiştir. Türklük üzerine bir devlet yapısı kurmaya karar vermiştir. Ve o bu kadar seneden sonra geriye yırtılamaz yani.
Şimdi bu Türk kimliğini iyi anlamak lazım. Mesela Balkanlarda, şimdi ben seyahat ettiğimde, diyelim ki Kosova'da konuşuyorsunuz. Müslüman Arnavut. Şimdi bir süre sizin Türk olduğunuzu anladığında ilk söylediği şudur. Abi biz de Türk'üz. Biraz konuşunca işte teyzesinin oğlu Bursa'dadır, amcasının oğlu bilmem nerededir, halası gelip İzmir'de yerleşiktir, kendisinin Eskişehir'de bilmem kimin üzerine mülkü vardır filan. Şimdi adam orada Arnavut'tur. Kapıkule'yi geçip buraya geldiği gün Türk'tür. Hele yerleşme niyetiyle gelmişse tamamen Türk'tür. Bunlar geçişken kimliklerdir Müslümanlar arasında. Kafkaslarda da böyledir. Yani mesela bir Bulgar aile diyelim ki 16. yüzyılda Müslüman olduğu zaman Müslüman olmasına ilaveten bir de Türk oluyor. Yani komşusu diyor ki bizim İvan gibi Türk oldular diyor. Aynı şeyi Kafkaslardaki bizim topluca Çerkez dediğimiz insanlar için de diyor. Yani orada Hristiyan toplumun bir parçası, bir ailesi ve giderek daha genişleyen bir bölümü Müslümanlığı kabul ettiğinde aynı zamanda Türk oluyor. Komşusu ona Türk diyor ondan o andan itibaren. Şimdi bu Türk kimliğini böyle algılamak lazım ve Müslüman kimlikler geçişkendir. Şimdi geçen gün ben, ismini vermeyeyim belki doğru değildir, Türkiye'de Kuzey Irak'tan gelip çok önemli de işler yapan meşhur bir adam, Türkmen, ağabeyisi şimdi orada Erbil'de Kürdüm ben diyormuş. Aynı zamanda Türkçe de biliyor. Şimdi Kürtlük para ettiği zaman Kürt oluyor, işine geldiği zaman. Türkmenlik para ettiği zaman Türkmen oluyor. Toplumda genel bir Araplaşma eğilimi olduğu zaman da Arap oluyor. Yani bu Müslüman kimliğin içinde ne ön plana çıkıyorsa insanlar o tarafa dönüyor. Şimdi burada önemli olan İslam bir Müslüman toplumu birleştirmektir. Birleştirmesi için gayret etmektir. Şimdi Türkiye'de Kürt kökenli olanlarla Kürt kökenli olmayan insanlar arasındaki karışık evliliklerin sayısı 1,5 milyondan fazla tahmin ediliyor. Bunlar tespit edilebiliyor. Şimdi ben Çanakkale'ye bir konferansa gitmiştim. Böyle bir konferans salonunun çıkışında bir tane kadın böyle ben Bosna'm diye adeta bağırıyor. Kadına dedim ki hanımefendi siz Bosna'nın neresinden geldiniz? Çok şaşırdı falan. Ya hiç dedi böyle bir soru sorulmamıştı dedi. Yani bu kadar bariz mi falan Bosnalı olduğumuz. Dedim yani çok benziyorsunuz. Ben de o bölgeleri savaştan önce, savaş sırasında, savaş sonrasında hep gezdim. Ben anlattı. 1930'larda dedi gelmiş ailemiz. Bu Batanoğlu'ndan bir yer söyledi. Oralara yerleşmiş. Sonra Çanakkale'ye yerleşmişler. Kocası da Van'dan Kürt asıllı. Şimdi Türklük tasnifinde İki tarafta da Turani bir kan yok, gen yok ama ikisi de Türk. Bir oğulları varmış, fen lisesinde süper öğrenci olmuş. Herhalde karışık evliliğin bir sonucu, olumlu bir sonucu ve çocuk da Türk işte. Niye? Çünkü Türklük bir kabullenme ve bir kültür. Dolayısıyla Türklüğü böyle düşünmeniz gerekir. Böyle düşünülmesi doğrudur. Hem siyaseten hem dinen doğrudur. Müslüman toplumunun içinde etnik milliyetçilik kadar, yapmak kadar yanlış bir iş olamaz. Çünkü İslamiyet universal iddiaları en geniş olan bir din. Yani siz o güne kadar ne yaparsanız yapın, hangi kökenden gelirseniz gelin, kelime-i tevhidi söyleyerek şehadet getirip Müslümanlığı kabul ettiğinizi deklare ettiğiniz anda Müslüman diğer insanlarla eşit konumda oluyorsunuz. Şimdi universal iddiası bu kadar geniş olan bir dinin mensupları arasında zaten hangi coğrafyada yaşıyorsa oradaki milli kimlik de neyin üzerinde oluşmuşsa, Türklükse Türklüktür, başka bir şeyse başka bir şeydir. Bu yüzden de mesela diyelim Arap coğrafyasının içindeki Türkler de Araplaşma da olmuştur yoğun bir şekilde. Nasıl? Evet. Niye? Çünkü o milli kimliğin içinde bulunmak adeta sanki İslamiyet'in bir emri gibi algılanır. Şimdi bu çerçeveden bakınca son zamanlarda İmam Hatipli bir kökenden gelen bir başbakanın yönettiği
bir politbüronun, parti politbürosunun etnik milliyetçiliği teşvik eden açıklamalarını duydukça ben hayretler içerisinde kalıyorum. Yani bu bir defa en basit manada İslam tarihini, Selçuklu tarihini, Osmanlı tarihini, hadi Bizans'ı bilmiyorlar diyelim, bunlara dair böyle çok temel bilgileri bilmemek anlamına geliyor. Yani çünkü bir insanın şimdi diyor ki ya... İnsanda etnikçilik, kavmiyetçilik yoktur düşüncesinden geleceksiniz. Evet. Ama dolayısıyla etnikçilik yapacaksınız. Etnikçilik yapacaksınız. Yani bu o kadar garip bir şey ki. Üstelik etnik milliyetçiliğin ülkeleri nerelere götürebileceğinin en güzel örneklerini en yakın zamanda Yugoslavya'da gördük. Üstelik karşı taraf dediğimiz Kürt ırkçılığını yapan insanlar bunun bir millet, milli devlet kurarak ancak tedavi edilebileceğini giderek açık açık söyledikleri bir ortamda siz etnik milliyetçiliği teşvik ediyorsunuz. Diyorsunuz ki efendim işte siz ne mutlu Türk'üm diyene derseniz, öteki de ne mutlu Laz'ım diyene, ne mutlu Çerkez'im diyene, ne mutlu Arnavut'um diyene, ne mutlu Kürt'üm diyene, Arap'ım diyene dermiş. Etnik kelimeleri o kadar fütursuzca kullanabiliyor ki başbakan, diyor ki benim eşim diyor Arap'tır. Şimdi bakın benim eşim Arap kökenli Türk'tür demek ayrı bir şeydir. Yahut biz aslen Gürcü kökenliyiz demek ayrı bir şeydir. Ama ben Gürcüyüm demek ayrı bir şeydir. Çünkü Gürcülük ayrı bir siyasi kimliktir. Ama Gürcü kökenli olmanın hiçbir mahsuru yoktur. Türklük, Türk olmaya mani değildir. Türklük bunların hepsini kapsayıcı mahiyettir. Ayrıca şunu söyleyeyim. Siz Çerkez olabilirsiniz köken olarak ama Türk olursunuz. Türk olduğunuz için Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar geniş bir Türk coğrafyasının mensubu sayılırsınız. Kendinizi öyle sayarsınız. Aynı zamanda Kafkaslar'da sizin kökenlerinize yardım etmek istiyorsanız Türk olmak buna da mani değil. Tıpkı yani Boşnaklar zor durumda kaldığı zaman, Arnavutlar zor durumda kaldığı zaman Balkanlarda onlara yardım etmek Türk olmanın ne kadar gereği ise o da olur zaten. Yani ve bütün bunları anlamak gerçekten çok zor ama şunu görüyorum ben, başbakan ve etrafındakiler Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin etnik prizmasından görüyorlar. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Özellikle de Almanya'nın teşvik ettiği bir etnik prizma bu. Almanya mesela din birliği üzerine kurulmamıştır. Irk ve dil birliği üzerine kurulmuş. O yüzden Almanlar bizim toplum yapımızı katiyen anlamazlar. Ve anlamamakta da ısrarcı davranıyorlar. Yani onlara göre bir ülkede farklı bir dil kullanan insan varsa o farklı bir millettir otomatikman. Çünkü Almanlar ırkçı bir kafa yapısına sahip. O ırkçılığı Türkiye'de Kürt ırkçılığına dönüştürdüler. Şimdi son bir cümle, Türkiye'de İslam ortak paydası üzerine bir millet inşa edildiği için, bunu herkes de bildiği için, Türkiye'deki milliyetçiler ne merkez sağdaki milliyetçi muhafazakar gruplar, ne merkez soldaki sol kemalist ulusçu gruplar hiçbir zaman ırkçılık yapmamışlardır. Irkçılık bunlara bazen isnat edilen bir suçlama olmuştur ama bunlar hiçbir zaman ırkçılık yapmamışlardır. Tek tük bunların içinde ırkçılık yapmaya tevessül edenler olmuşsa da toplumda taban bulamamıştır. Sanki ikinci grupta yapanlar yapmaya heveslenenler bir hayır var gibi ama toplumdan belki pek kabul görmüyor. Hayır hayır. Hiç iki tarafta da ırkçılık yoktur. Türkiye'ye ırkçılık bizim kültür havzamıza ırkçılık ilk defa Kürt ırkçılığıyla getirilmiş. Getirilmek istenmektedir ama bu da tutmuyor. Son bir iki cümleyle buna dair tutmayacağına dair size şey vereyim isterseniz. Bakın bir etnik mücadele, tipik bir etnik mücadele nasıl olur? Mesela Kosova...